Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamd olsun. Salat ve selam elçisi peygamberimiz Hazreti Muhammed'e olsun. Allah'ın rızası sahabelere rahmeti hepimizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, bir hadis, bir kılavuz ve bir yolcu programımızın geçen anlatmış olduğumuz Hazreti Irbat radıyallahu anh'in nakledeceği hadisini bugün ele alacağız inşallah. Irbat bin Sari'ye radıyallahu anh'ten gelen bir haber. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sabah namazını kılıvermiş. Evet vakit sabah namazıdır. Vücudumuzun dingin zinde olduğu bir zaman aralığı. İşlenen amel sabah namazıdır. Namazlar içerisinde en kıymetli olanlarından. O namazı kılan zat Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. İnsanlığın, insanların en değerlisi, en kıymetlisi. Namazın kılındığı yer Mescid-i Nebevi. Meşhitler içerisinde Kabe'den sonra en değerli olan mescittir. Böyle bir atmosfer, böyle bir yer, böyle bir amel, böyle bir insan ve böyle bir vakit. Anlatılacak hadisin değer ve kıymetini, önemini bu bilgiyi göz önünde tutarak düşünmek lazım. İşte böyle bir atmosferde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döndü yüzünü sahabelere, cemaatine ve onlara bir konuşma yaptı. Yüzünü döndü çünkü Allah Resulü aleyhisselam insanlara konuşurken asla ne yan taraftan ne arka taraftan konuşmazdı. Yüz dönmek yüzüyle, bütün bedeniyle dönmek muhatabınıza kıymet verdiğinizin bir işaretidir. Hem muhataba kıymet vermiş hem yapacağı konuşmanın içeriğine kıymet verdiğini göstermiş hem de insanların yapılacak konuşmaları anlamasını sağlamaya yönelik bir arzu bir niyet taşıdığını gösterir. İşte böyle bir gün sabah namazı sonrası Allah Resulü aleyhisselam dönmüş cemaatin içerisinde ırbat radıyallahu anh bu haberi bize aktarıyor. Ben de oradaydım diyor. Döndü ve bizlere çok etkili kalbi harekete geçiren bir konuşma yaptı. Kalbi harekete geçiren. Bu ifade Arapça karşılığıyla vaazdır. Çoğumuzun bildiği bir kavram. Vaazın diğer konuşmalardan farkı konuşmanın muhatap aldığı insan vücudundaki yer kalptir. Hafıza değildir yani. Ne göze hitap eder, ne kulağa hitap eder, ne hafızaya hitap etmez. Ya hitap ettiği yer insanın kalbidir. İşte böyle bir konuşma yaptı. Kalbimize işledi, etkiledi bizleri. O kadar ki vacilet minhel kulub kalpler titredi, gözler yaş döktü. Çok etkilenmiştik. Bu konuşma olsa olsa bir veda konuşması olabilir diyerek de korktuk. Sahabeler arasında cemaatin içerisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme dönerek dediler ki ya Resulallah bu sanki bir veda konuşmasını andırıyor. Bize vasiyette bulunun. Fırsat kollar sahabiler. Müslüman fırsat kollar daha doğrusu. Allah Resulü ile mülaki olmak, onunla birlikte olmak, ondan dinlemek, onun hali ahvalini gözetlemek, durumlarına şahit olmak, ona yakın olmak. Eğer bu son konuşma ise veda etmek üzereyken Peygamber Efendimizin yaptığı konuşma ise değer kıymeti çok daha fazla artacaktır. Çünkü son demler, son konuşmalar. Ya o giderse biz nasıl yaşarızla ilgili taşıdığımız ağır sorumluluk, Cenab-ı Hakk'a ve onun elçisine verdiğimiz büyük kıymet işte kendini gösterecek ve diyeceklerdir ki cemaat, Ya Resulallah bizlere nasihatte bulunun. Allah Resulü Aleyhisselam وَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى Beyda O meşhur konuşmayı yapar. Sizleri gecesi de gündüz gibi olan bir hayat yolunda bıraktım. Hangi bilgi seviyesinde olursak olalım, hangi akıl seviyesinde olursak olalım, hiçbirimiz bizi cennete taşıyacak hayat tarzı için Kur'an'ı okudum anlamadım bulamadım bunu, peygamberi dinledim, bulamadım diye bir mazereti öne süremez. Yeter ki okuduğumuz Allah'ın şahsa özel indirmiş olduğu Kur'an olsun. Yeter ki izlediğimiz Allah'ın her bir insan tekine gönderdiği Hz. Muhammed Aleyhisselam peygamberimiz olsun. Bu ikisi bizi gecesi de gündüz gibi olan bir hayat yoluna davet eder. O hayat yolunu gösterirler. Eğer böyle olmazsaydı biz hasbel kader, anlamadığımızdan, kavrayamadığımızdan, bilemediğimizden dolayı cehenneme yollanan bir insan durumunda olsaydık, mazeretimiz Allah'a olmaz mıydı? Demez miydik ya Rabbi sen bize anlamadığımız bir kitabı indirdin? Demez miydik? Konuştuğu zaman ne dediğini bilemediğimiz bir insan gönderdin. Elbette derdik. Ve bu dememizde haklı bir tarafımız olurdu. Ama Cenab-ı Hak bütün mazeretleri ortadan kaldıracak bir beyanat ile adeta peygamberine şunu söyletir. Söyle benim kullarıma size indirdiğim din gecesi de gündüz gibidir. Aşikardır, apaçıktır, aydınlıktır. O nedenle hiç kimse ben bilmedim, anlamadım, fark edemedim, kavrayamadım mazereti öne sürmeyecektir. Biz kitaptaki ayetleri, mesajları çok açık, apaçık hale getiriyoruz ki batıla dalanlar da neye daldıklarını bilsinler, hakka yönelenler de neye yöneldiklerini bilsinler. Her şey bilinçle gerçekleşsin. İşte böyle bir veda konuşması gibi bir konuşmaya Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu cümleyle başlar. Ve bakın devamında ne der? Bu yoldan sapmak için kişinin bilinçli ben bu yolu istemiyorum demesi lazım diyor. Sapanlar ancak bilerek saparlar. Sapanlar ancak bilerek saparlar. O halde elimizde bir şey kalıyor dönüp neye muhatap olduğumuzu görmek. Gördükten ve okuduktan sonra Allah'ın bize verdiği yetiler, akıl, vicdan yetileri, irade yetisi okuduğumuz o metnin bizden ne talep ettiğini çok rahat anlayabilecek özellikte var edilmiştir. O nedenle Allah Resulü Aleyhisselam sapan da bilinçli sapar bu yoldan artık bundan sonra der. وَمَنْ يَحْشُ مِنْكُمْ benden sonra yaşayanlar, benden sonra yaşayanlar çokça ihtilaflar göreceklerdir. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra yaşayacak olan bizlerin zaman sonra göreceği ihtilafları, karışıklıkları, farklılıkları bize haber veriyor. O farklılıklar sırasında, o ihtilaflar sırasında neyle yol bulunacağını şimdi bize anlatacak. O açıdan çok önemlidir. Ve inşallah bir sonraki programımızda bu yolun ne olduğunu anlamaya anlatmaya çalışacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.